İş Sağlığı ve Güvenliği 3. Bölüm Koruma Politikaları ve Risk Grupları. Koruma kavramı iş sağlığı ve güvenliği literatüründe hem çalışanı hem iş yerini veya işvereni kapsayan farklı tanımlar mevcuttur. Bunlar arasında bazılarını vermemiz gerekirse koruma bir bireyi dış etkenlerden, tehlikeden veya zor durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek olarak tanımlanabilirken ek olarak tehlikeli zararlı durumların önlenmesi, tehlikelere karşı denetim altında bulunulması ve süre gelen herhangi bir durumun tehlike verecek şekilde değişime uğramasının önlenmesi olarak da tanımlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği koruma politikaları arasında en etkin yöntem tehlikenin kaynağında kontrol altına alınması ile sağlanır. Bu durumun sağlanamadığı hallerde ise farklı yöntemler denenebilmekte. En son başvurulan yöntem ise kişisel koruyucu donanımlar olarak önerilmektedir. İş yerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının tümü önlenebilir durumlardır. Çalışma ortamında meydana gelen risk ve tehlikelere karşı çalışanın ve iş yerinin güvenliği en önem verilmesi gereken durumdur. Korunma yöntemlerine arasından toplu korunma yöntemlerini örneklendirmek gerekirse uygun faaliyetler arasında tehlikeli olan makine veya teçhizatın tehlikeli olan tehlikesiz olan ile değiştirilmesi, iş yerinde genel yalıtım hizmetlerinin yapılması, genel havalandırma ve aydınlatma hizmetlerinin düzenli şekilde yapılması, uyarı levhalarının eksiksiz asılması, makine koruyucularının takılı olması gibi durumlar yer alır. Tehlikeli durum ve davranışlar. Tehlikeli durumlar iş yerinde iş güvenliğini tehlikeye sokan ve iş ortamında risk taşıyan tüm koşullar olarak tanımlanır. Tehlikeli durumlara genelleme yapılmak istenirse ergonomik olmayan biçimlerde düzenlenmiş iş yeri koşullarının çevre, makine, malzeme ve iş yeri organizasyonunda ortaya çıkardığı hatalardır. Tehlikeli durumları örneklendirmek gerekirse yetersiz aydınlatma, gürültü, sıcaklık ve havalandırma şeklinde sıralayabiliriz. Uygun olmayan vardiya sistemi, işçinin eğitim düzeyine uygun olmayan iş yükü, İşçinin fiziksel kapasitesinin üzerinde iş yükü, kusurlu veya noksan tesisat, makinalardaki bakım onarım eksikliği, koruyucusuz ve koruyucusu yeterli olmayan iş makinaları, makinalardaki montaj ve tasarım hataları, uygun makine veya malzeme kullanılmaması, iş yerinin ergonomik olarak düzenlenmemesi, üretim planlama ve kontrolündeki hatalar yer almaktadır arkadaşlar. Tehlikeli durumlar bu şekilde. Tehlikeli hareketler ise çalışanların iş güvenliğini tehlikeye atan kusurlu davranışlardan kaynaklanır. Tehlikeli davranışları tetikleyen durumlar arasında eğitim seviyesi eksikliği, tecrübe düzeyinde eksiklik ve psikolojik durumlarındaki çalışanların tabii ki psikolojik durumlarındaki dalgalanmalar etkili olur. Çalışanların tehlikeli davranışlarına örnek olarak çalışanın fiziksel ve psikolojik kapasitesine uygun olmayan iş yükü verilmesi, çalışanın iş güvenliği önlemlerini önemsememesi, mevcut koruyucu ve güvenlik önlemlerini kullanmaması, koruyucu ve güvenlik önlemlerini kullanılmaz hale getirilmesi, tehlikeli malzeme kullanılması, talimatlara uygun hareket edilmemesi, yükleme yerleştirmede hatalar yapılması, çalışan makinelerin bakım onarımının yapılmaması daha doğrusu, daha sonra gereksiz şakalaşmalar ve psikolojik sorunlarından etkilenen zayıf karakterli çalışanların olması yer almaktadır. Ramakkala olay kanunda çalışan iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay olarak tanımlanır. İş yerlerinde kaza olarak kayıt altına alınmasa da irili ufaklı birçok kazanın meydana geldiği unutulmaması gerekir. Ayrıca bir üretim tesisinde çalışan sayısının az olması nedeniyle kaza sayısının azalacağını düşünülmekte, önlemlerin alınmasına engel olabilmektedir. Bu şekilde bir düşünce arkadaşlar. Bundan dolayı kaza nedenlerinin ortaya konması ve iş emniyeti performansının yükseltilebilmesi için hassas ve sağlıklı göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği literatüründe tehlikeli durumlar ve tehlikeli davranışlar kazaların önlenmesinde ve analiz edilmesinde en etkili yöntemler olarak görülmektedir arkadaşlar. Bu bağlamda hazırlanmış olan kaza piramidi, kaza sonuçlarının boyutu ile kazalara neden olan emniyetsiz hareketlerin arasındaki bağlantıyı çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Çalışma ortamı ve korunma politikaları. Çalışanların olası risk ve tehlikelere karşı korunması için sırasıyla kaynağında koruma uygulamaları, ortama yönelik koruma uygulamaları ve kişiye yönelik koruma uygulamalarına başvurulmaktadır. Kaynağında koruma uygulamaları kapsamında çalışanların güvenliği tehdit eden
Durumlar tespit edildikten sonra uygunsuz durumlar ve koşullar güvenli olanlar ile değiştirilmesi gerekir. Bu kapsamda üretim yönteminde değişikliğe gidilmesi gerekiyorsa tehlikeyi sıfırlamak adına yöntem değiştirilmesi en doğru uygulama olacaktır. Ancak çoğu zaman bu durum fazla maliyetleri ortaya çıkardığı için veya tam bir korumanın mümkün olmadığı durumlarda ise işletmeler durumu ikame edebilir, daha az hasar verecek şekilde düzenlemekte ve makinelere ekstra koruyucular takarak kullanılmasını sağlamaktadır. İş yerinin ergonomik olarak düzenlenmediği durumlarda ise ortama yönelik koruma politikası geliştirmesi gerekir. Aydınlatmanın, ışıklandırmanın, havalandırmanın, gürültünün ve ısının uygunsuz olduğu iş yerlerinde çalışma alanının tecrit edilmesi ve çalışmaya uygun hale getirilmesi gerekir. Bu iş yeri ortamı gözetimine dair ölçümler ve düzenli periyotlarla kontrol gerçekleştirilmediği takdirde çalışanlarda başta solunum sistemleri tehlikeye girecektir. Buna ek olarak işe uygun çalışan politikası uygulanması gerekmektedir. Bu sayede aşırı sıcak, aşırı ses veya titreşim gibi olaylara maruz kalındığında kısa sürede insan vücudunun hasar alacağı tespit edilen çalışanlar, yani gençler, kadınlar veya çocuk işçiler risk ve tehlikelerden uzak tutulacaktır arkadaşlar. Çalışma hayatında korunması gereken özel çalışma grupları. Aktif iş gücü hizmetleri yönetmeliğinin amaçları arasında özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak ve bu durumun işlevlik kazanmasına zemini hazırlayacak usul ve esasları belirlemektir. Yönetmeliğe göre özel politika veya uygulama gerektiren gruplar arasında kadınlar, gençler, yaşlılar, uzun süreli işsizler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar yer almaktadır. Bu grupların istihdam edilmesinde yaşanan güçlükler daha fazladır. Bir diğer özel risk grubu içerisinde değerlendirilen çalışanlar ise hamile, yeni doğum yapanlar ya da emziren kadın çalışanlardır. Diğer çalışan kadınlara göre daha spesifik riskler ile karşı karşıya olan bu bireyler çalışma hayatında bu özel durumları devam ettikçe mental ve fizyolojik olarak süreç içerisinde daha fazla yıpranmaktadırlar. Farklı risk ve tehlikeler ile karşı karşıya kalabilecek bu grup içerisinde yer alan bireylere de işletmeler özel politikalar uygulamak zorundadırlar arkadaşlar. Kadın çalışanlar. Çalışma hayatında kadınlar fizyolojik durumlar gereği erkekler oranına daha az güç gerektiren işlerde çalıştırılmaktadır. Mesela ağır sanayi tesislerinde falan kadın çalışan göremezsiniz arkadaşlar. Güç gerektiren tesislerde mesela taş ocakları olsun, maden ocakları olsun. Yani orada beden işi yapılan yerlerde kadın çalışan göremezsiniz. Kadın çalışanlar da kendi içerisinde bazı özel durumları olanlar vardır. Bunlar gebe, emziren ve yeni doğum yapan kadın çalışanlardır. Bu grup içerisinde yer alan çalışanlar fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk faktörlerine karşı daha hassastırlar. Özel risk grubu içerisinde olan bu çalışanlar işletmede sayıca fazlaysa bu gruba yönelik ayrıca işletmede risk değerlendirmesi yapmak faydalı olacaktır. Bu sayede risk ve tehlikelere karşı daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulacaktır. Kadınların çalışma hayatında sağlık ve güvenliğine dikkate aldığımızda karşımıza iki farklı risk faktörü çıkmaktadır. Bunlar İçsel ve dışsal risk faktörleridir. İçsel risk faktörleri gebelik, emzirme, yani doğurganlık, menstrüel bozukluklar, adet bozuklukları ve menopoz, fiziksel zayıflık gibi durumları kapsar. Dışsal risk faktörleri ise çalışma ortamı, part-time işler, çalışılan makine ve çalışma yönteminin kadın çalışanın fiziki yapısına uygun olmaması, mesleki eğitimsizliği içerir arkadaşlar. Avrupa Parlamentosu tarafından 2011 yılında hazırlanan raporda genel olarak kadınların çalışma hayatında genel olarak hizmetler sektöründe daha sık istihdam edildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda genellikle istihdam edildiği meslekler arasında kadınların kreterlik, sekreterlik yani, öğretmenlik, mağaza satış sorumlusu, aşçılık, garsonluk, hemşirelik, çocuk hasta bakım yardımcılığı, gıda sektörü ve tekstil makine operatörlüğü, hazır giyim sektörü, İnce montaj işleri, kuaför ve güzellik salonu işleri, temizlik işleri yer alır. Kadınların ağırlıkla da part-time işlerde istihdam edildiği ifade edilmektedir. Bu durumun kadınların özel durumları açısından fayda sağlarken, risk ve tehlikelere karşı işletme içerisinde daha fazla dikkat dağıtmanın neden olabileceği ifade edilmektedir. İş kanunu kapsamında 48-57 sayılı iş kanunundan bahsediyoruz tabii ki. Kadınların çalışma hayatındaki koruyan uygulamaları özetlemek gerekirse iş kanunu kapsamında maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.
73. madde kadınlara verilen hakları genişletmektedir iş kanunun. Sanayiye ait iş yerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaklanmış olmakla birlikte 18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte koruma kapsamı genişletilmiştir. Yönetmelik kapsamında kadınlar 7,5 saatten fazla gece postasında çalıştırılamaz. Gece postasında çalıştırılabilmeleri için mutlaka sağlık raporu alınmalı ve bu raporların işin devamı süresince çalışanın özel durumuna, iş yerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerine dikkate alınarak iş yeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla yenilenmesi sağlanır. Gece çalışmaları kapsamında iş yerine gidiş gelişler işveren tarafından sağlanması gerekir. Genel olarak bu şekildedir arkadaşlar. Yani servis imkanı sağlanması gerekir. Eşiyle aynı iş yerinde çalışan işçiler içinse işin uygunluk durumuna ve çalışan isteklerine göre aynı postada çalıştırılabilirler karı koca. Gebe olduğu tespit edilen kadınlar için ise doktor tarafından tespit edildiği andan itibaren doğumdan itibaren bir yıl süre boyunca gece postasında çalıştırılamazlar. Emziren kadın ve çocuğun durumunun sağlık raporuyla belgelendirilmesi şartıyla bu süre 6 aya kadar uzatılabilir. İş kanunu ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliğinde gebe, emziren ve yeni doğum yapmış kadınlara fazla çalıştırma yaptırılmaması gerektiği ifade edilmektedir. Gebe ve emziren kadınların çalışma koşullarıyla ilgili olarak ise iş kanunu ve ilgili yönetmelikler tarafından belirlenen koşullar ise kadın çalışanlar gebelik süreleri boyunca elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırmaları yasaklanmıştır. Ek olarak kişisel koruyucu donanım tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı kadınları. Bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri temin edilmeli. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda işçi bu işlerde çalıştırılamaz. Kadınların gece çalışması 48-57 sayılı iş kanunu 9. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre emziren işçinin doğumu izlenen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen 8 haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Kadın işçiler gebe olduklarını hekim raporu ile tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar arkadaşlar. Çalışma saatlerine ait düzenlemeler ise 10. madde ile koruma altına alınmıştır. Buna göre gebe yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Gebe işçinin muayene iznine bakacak olursak gebe işçilere gebelikleri süresince periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Analık izni madde 11'de geçer. Gebe işçinin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta ek süre verilir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayıyla gebe işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Ancak bu durumda gece çalışması yaptırılmaz ve gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Bu süreler hekim raporuyla artırılabilir arkadaşlar, doktor raporuyla. İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süreye yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınmaz. Analık ve süt izni konusunda iş kanunu 74. madde hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekir. Bu kapsamda periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Doğum izinlerinin bitiminde ve işe başlamalarından önce çalışabilecekleri doktor raporu ile belirlenir. Raporda sakıncalı olduğu belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamazlar. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeler için günde toplam 1,5 saat süt izni verilmektedir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin 15. maddesinde de kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürler ve diğer hassas risk grupları özellikle bunları etkileyen tehlikelere karşı korunurlar hükmü yer almaktadır. Çocuk ve genç çalışanlar. İLO'nun 123 sayılı yeraltı madenlerinde işe alınmadığı asgari yaş hakkında sözleşmesinde yeraltı madenlerinde 16 yaşından küçüklerin çalıştırılması yasaklanmıştır. İLO'nun 182 sayılı kötü şartlardaki çocuk işçinin yasaklanması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin acil önlemler sözleşmesiyle kötü niyetlerle gerçekleştirilen çocuk işçinin yasaklanması ve bir daha uygulanmaması için ivedi ve etkin önlemlerin alınmasına
Ek olarak da sözleşme şartlarının 18 yaş altındaki herkese uygulanması kararlaştırılmıştır. İLO'nun 138 nolu istihdama kabilde asgari yaşa ilişkin sözleşmesiyle çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması amacıyla asgari yaş belirlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda düşünülen asgari yaşın fiziksel ve zihinsel yönden tam olarak gelişmelerini engellemeyecek düzeyde olması gerektiği vurgulanmaktadır arkadaşlar. Çocuk hakları uluslararası hukukta da koruma altına alınmıştır. Bu kapsamda önce hareket Birleşmiş Milletler Konseyi tarafından atılmıştır arkadaşlar. Birleşmiş Milletler de Çocuk Hakları Sözleşmesi bir 193 ülkenin kabulüyle uygulamaya konulmuştur. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı iş kanunu çocukların çalışma hayatına korunması ve gözetilmesini sağlayacak maddeler içermektedir. Bunlar arasında kanun 71. maddesinde çalışmak için çocuklara 15 yaşını doldurmuş olma şartı getirilmiş. 14 yaşında doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocukların zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine ve eğitimlerine devam eden çocukların ise eğitimlerine engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceği istisnası tanımlanmıştır. Bu çocukların çalışma alanı sadece sanat, kültür ve reklam faaliyetleriyle sınırlandırılmıştır. Çalışma saatlerini zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyenler için günde 7, haftada 35 saatler, sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanları ise günde 5, haftada 30 saatle sınırlandırılmıştır. Bu süreyi 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 haftada 48 saate kadar artırma izni vermiştir. Okul öncesi çocuklarla okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri eğitim saatlerinin dışında olmak üzere en fazla günde 2, haftada 10 saatle sınırlandırılmıştır arkadaşlar. Okulun kapalı olduğu dönemlerdeki sürelere de sınırlama getirmiştir. 2012'de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu genç çalışanı kapsamında istihdam edilecek bireyleri 15 yaşını bitirmiş fakat 18 yaşını doldurmamış çalışan olarak tanımlar. Kanunun 4. maddesinde işveren yükümlülükleri belirtilmektedir. İşverenin başlıca yükümlülükleri çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ve çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak zorunludur. Gençlerin korunması ve gözetilmesi kapsamında düzenlemelerden birisi de 2013'te yayınlanan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik, özel politika gerektiren grupların ve özel görev bulunan çalışanların eğitimi konulu 7. maddesinde 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış genç çalışanlarla, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimlerin verileceğini belirtmiştir arkadaşlar. Engelli çalışanlar, engellilik durumu bireyin hayati, fiziksel hareket fonksiyonlarını yaşamasında bir bozukluk, eksiklik oluşturarak bedensel yetenekleri engelleyen veya bütünüyle ortadan kaldıran durum veya durumlardır. Engel türleri arasında ortopedik, zihinsel, görme ve işitme, dil ve konuşma engelli, ruhsal veya duygusal kronik hastalık yer almaktadır. 4857 sayılı iş kanunu engelli işçiyi bedensel veya ruhsal durumundaki engelleri nedeniyle çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olan ve bunu mevzuatta belirtilen hususlara uygun bir sağlık kurulu raporuyla belgelemiş kişi olarak tanımlar. Kanunun 30. maddesinde 50 veya daha fazla işçi çalışan özel sektör işyerlerine %3, kamu işyerlerine ise %4 engelli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. Eğer işverenin aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunması durumunda işverenin sorumluluğu toplam işçi sayısı kadardır. İş kanunumuza göre işverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam etmesi gerekir. Kurumu aracı etmeden engelli istihdam eden özel sektör işverenin özürlüğünü işe başlatma tarihinden itibaren bu durumu en geç 5 iş günü içinde kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur. Özel sektör işverene engelli istihdamı yükümlülüğü ortaya çıktığı andan itibaren sorumluluğu 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. Burada işe alım sürecini Türkiye İş Kurumu ile ortak yürütmektedir. Türkiye İş Kurumu özel sektör talebi geldiğinde en geç 10 gün içinde nitelikleri uygun engellerin durumları ve niteliklerini belirten belgelerle birlikte işverene gönderir. İşveren engelli açığını en geç 15 gün içinde kurum tarafından gönderilenler ya da kurum portalında kayıtlı diğer engelli iş arayanları bizzat seçerek veya kendi imkanlarıyla temin edeceği engelliler arasında karşılar. İşveren işe alınanları ve alınmayanları alınmayış nedenlerini de belirterek kuruma bildirmekle yükümlüdür arkadaşlar. Son konumuz risk gruplarında yaşlılar.
Yaşlılık bireyin yaşam süresi boyunca geçirdiği çocukluk, gençlik, yetişkinlik dönemi sonrasında edindiği gerek sosyal hayatı gerekse de çalışma hayatındaki tecrübelerin olumlu yanlarını taşımakla birlikte bireyde yarattığı fizyolojik olumsuz yansımaları olarak ifade edilmektedir. Çalışma hayatında 50 ile 55 yaş aralığının üzerindeki kişiler yaşlı olarak kabul edilir. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık sınırını 65 yaş olarak belirlemiştir. Ülkemizde de mevzuatta bu şekildedir arkadaşlar. Emeklilik yaşı biliyorsunuz en son 65 yaşa çıkartılmıştı arkadaşlar. Çalışma hayatında 50-55 yaş aralığı yaşlı olarak kabul ediyor. Fakat işe alımlarda genelde 30-35 yaş üst sınırı konulur arkadaşlar. İlanlarda görürsünüz. Çalışan yaşlılar daha az iş kazasına uğramakla birlikte ciddi yaralanmalar ve uzun süren iyileşme süreçleri yaşamaktadırlar. İşe devamsızlıkları nadir olmakla birlikte daha uzun sürmektedir. Daha yavaş çalışıp daha geç karar verirler fakat daha az yanlış yapmaları ve doğru kararları almaları durumu dengelemektedir. 63-31 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevedeki yükümlülüklerinden biri de çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almaktır. Risklerden korunma açısından işveren yükümlülüklerini yerine getirilmesine işin kişilere uygun hale getirilmesi için iş yeri tasarım ve çalışanlara uygun talimat verilmesi de vardır. İş kanunu 5. maddesinin getirdiği eşit davranma ilkesi de yine yaşlı çalışanlar için de dikkate alınmalıdır. Özel risk grupları için yapılan tüm bu çalışmalar onlara daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı ve dolayısıyla sorunsuz bir hayat sunmak içindir. Uzun dönemde risk grubu olarak değerlendirmelerine sebep olan olumsuzlukların giderilmesi yönünde ekonomik ve sosyal hayata yönelik uygulamalar onlarla birlikte herkese çok daha kaliteli bir toplumsal hayat sunacaktır arkadaşlar. Evet, bölüm bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.